sorulardan bir tanesi de doğumdan sonra ne zaman adet görürüm, adet görür müyüm, adetlerim nasıl olur? Bu tabii çok değişken. İki grup olabilir. Emzirenler, emzirmeyenler. Emziren grup tabii ki emzirmeye bağlı laktasyon nedeniyle yüksek olan prolaktin hormonunun yani süt hormonunun bir ovülasyonu yani yumurtlamayı baskılaması nedeniyle adetler normale dönmez. Bir süre hiç adet görülmeyebilir. 40'ında da adet görülebilirken bazen bir yıla kadar uzayabilir. O yüzden bu hiç adet görmemek laktasyon döneminde mümkün. Ama tabii burada en çok dikkat edeceğimiz nedir? O da gebe kalmamak. Yani hani hep diyoruz ya süt korur, süt korur. Evet bir yere kadar belki korur. Çünkü ovülasyonu baskılıyor. Doğru, yanlış bir şey değil ama özellikle ilk gıdalara geçildiğinde ya da emzirme sıklığı azaldığında prolaktin hormon seviyesi de biraz düşeceğinden yeterince baskılama olmaz. Bir yumurtlamanız olur ve siz daha o ayın döngüsünü, adetini görmeden hemen gebe kalabilirsiniz. O yüzden bir kere burada en çok dikkat edeceğiniz şey adet de olmadığı için ortada gebelikten korunmak, istenmeyen gebeliklerden korunmak önemlidir. Yani doğum sonrası eğer emziriyorsanız adet görmeniz bir yıla kadar gecikebilir. Eğer emzirmiyorsanız o zaman adet nasıl olur? Ya normal bir şekilde 40'ınızdan sonra başlar ya da emzirmeyi bıraktıktan sonra yaklaşık bir ay sonra başlayacaktır. Normal adet döngünüzde devam edebilir ama bazen aldığınız kilo nedeniyle fark edebilir. Çünkü kilo almak zaten adet döngüsünü etkileyebilen bir şey olduğu için ona bağlı olarak değişebilir. Veya başka bir hormonal dengesizlik varsa tesadüfen ortaya çıkmış ondan olabilir. Ama genellikle adet döngünüz eski döngünüze benzer şekilde olacaktır. Miktarı biraz artabilir, daha fazla adet görebilirsiniz. Adet kanama süresi uzayabilir. Ama yine de doğumdandır, gebeliktendir, ondan adetim düzensizdir demeyin. Mutlaka ama mutlaka eğer bir düzensizlik yaşıyorsanız, beklediğiniz şekilde gelmiyorsa o zaman birazdan cevap veriyorum. O zaman mutlaka doktora başvurun. Sevgiler.